Peugeot, İran'da ortaklıkla yürüttüğü faaliyetlerini askıya aldı. Fransız otomobil üreticisi PSA, İran'da ortaklıkla yürütülen faaliyetlerini 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını duyurdu. Fransız otomobil üreticisi PSA, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki faaliyetlerinin 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını açıkladı. Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalarını bünyesinde barındıran PSA grubundan yapılan yazılı açıklamada, bir anlaşmaya varabilme amacıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma, ortak kapsamlı eylem planı ve ardından 16 Ocak 2016'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrasında PSA grubu, 21 Haziran 2016'da İran Kodro ve 6 Ekim 2016'da da Saipa ile ortaklık anlaşması imzalamıştır, ifadesine yer verilerek, bu muafiyet elde etmek için Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması sonucunda, 6 Ağustos'a kadar Amerika Birleşik Devletleri yasalarına uygun olma amacı güdülerek, PSA grubunun bu anlaşmaları askıya alma sürecini başlattığı, belirtilerek, Fransa hükümetinin desteğiyle grubun, muafiyet elde etmek için Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile görüşmeleri de sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, PSA grubunun konu ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği ve ilgili ülkelerin yöneticileriyle iletişim içinde olunduğu vurgulandı. PSA, geçen yıl İran'da 444.000'den fazla araç sattı. PSA, geçen yıl İran'da 444.000'den fazla araç satmış, 2030'a kadar bu rakamları 3 katına çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu. Trump, 8 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile anlaşmadan çekildiğini D.U.E.U.R.M.U.Ş.D.U.A.B.D. Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu. Söz konusu anlaşma, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BMGK daimi üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Fransa yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle İran ile varılan anlaşmanın sonlandırılmadığını açıklamış ve anlaşma şartlarının devam ettiği yönünde görüş bildirmişti.